15 Temmuz deyince aklımıza ne geliyor? Birazdan. Yakın bir tarih yaşadık, gördük. Darbe girişimi oldu. Halk ayaklandı ve bu darbe girişimine engel oldu. 15 Temmuz dediğimiz olay bu. Peki, bunu yapmak isteyenler niye 15 Temmuz'u seçtiler? 15 Temmuz tarihinin bir önemi mi var? Yoksa rastgele mi ortaya çıktı? Biraz ona bakalım. Geçmişte 15 Temmuz'larda neler olmuş? Buna bakarsak sanırım bu sorunun cevabını bulabiliriz. Çok eskiden başlayalım. Hazreti Musa'nın sihirbazlarla yarıştığı gündür 15 Temmuz. Firavun'a meydan okuyor Musa. Firavun da diyor ki benim sihirbazlarım var, bunları yenebilirsen diyor. Belki seni dinleyebilirim diyor. Yarışıyorlar. O yarışmanın olduğu gün Musa sihirbazları yeniyor, hikayeyi bilirsiniz. İşte o gün 15 Temmuz'dur ve 15 Temmuz Yahudiler tarafından kutsal ilan edilen günlerden biridir. Önemli bir gün demek ki 15 Temmuz. Başka örnek var mı? Var. Tapınak şövalyeleri Kudüs'e ve Süleyman Tapınağı'na 15 Temmuz'da giriyorlar. Önemli bir olaydır bu. Tapınak şövalyeleri Haçlı seferleri sırasında Kudüs'ü işgal ettiler. Kudüs'e giriş tarihleri 15 Temmuz 1099 tabi. Peki ne oluyor tapınak şövalyeleri Süleyman Mabedi'ne girdiğinde? Rivayete göre Süleyman Mabedi'nde kazı yapıyorlar. Orada kitapları buluyorlar. Dünyanın hakimiyetiyle ilgili, sihirle, büyüyle, dünyayı ele geçirmekle ilgili kitaplar buluyorlar. Ve bu kitapları okuduktan sonra da dünya hakimiyetlerine giden yol açılmış oluyor tapınakçılar için. O yüzden 15 Temmuz tarihi tapınakçılar için de önemli bir tarih. İlginç değil mi? Devam edelim. Fransız İhtilali 1789, daha da yaklaştık, günümüze geldik. Fransız İhtilali 14 Temmuz'da Bastil Hapishanesi'nin kapıları açılıyor. Ve bir gün sonra 15 Temmuz'da yeni dünya düzeni başlıyor. Çok ilginç değil mi? 15 Temmuz. Ve 14 Temmuz Fransa'da ulusal bir gün olarak kutlanıyor. O da ilginç. Yine tapınakçılar. Yani tapınakçılar, bu Lüsiferyanlar dediğimiz ezoterik tarikat, okültistler var, masonlar var, ilmünati var. Bunlar rakamların tılsım gücü olduğuna inanan gruplar. Tılsım gücü vardır rakamların. Ve bu vatandaşlar için 157 rakamı önemlidir. 157'ye de şöyle bakarsak 15,7. 7. ayın 15'i yine 15 Temmuz. Yine karşımıza çıktı. O yüzden 157 rakamı bu adamlar için önemli bir rakamdır. Bununla ilgili bir tane örnek vereyim. Osmanlı'da Kuleli Vakası dediğimiz bir olay var. 1859'da yaşanıyor. Bir darbe girişimi var. Bu darbe girişimi sonucunda Kuleli Askeri Lisesi'nde yargılamalar yapılıyor. Bu yargılamalarda darbeciler yargılanıyorlar falan falan. Böyle bir olay. 1859. 157 rakamın biraz önce önemli demiştik. 1859 artı 157 yaparsak 2016 yapıyor. 15 Temmuz 2016. Acaba onun intikamı mıydı? Ya da yine orada da bir başarısız darbe girişimi vardı. Bu da onun gibi bir başarısız darbe girişimi. 157'ye denk gelmesi tesadüf müydü bilemiyoruz. Demek ki 15 Temmuz kimler için önemli? Okültistler, yani gizli rakamların, gizli sayıların, gizli bilgilerin önemli bir güç olduğuna inanan grup için önemlidir. Sirius yıldızına tapan, Sirius yıldızı gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Tapan grup için önemlidir. Masonlar, tapınakçılar, Illuminati, Bilderberg, CFR. CFR dediğimiz bir düşünce kuruluşudur, Amerika'dadır ve çok etkilidir dünya yönetiminde. Bilderberg dediğimizde, Bilderberg her yıl yapılan bir toplantıdır ve hangi ülkeden kimler geliyorsa o gelen kişiler bir süre sonra o ülke yönetiminde söz sahibi oluyor. İlginç bir şekilde. Mesela geçtiğimiz yakın tarihte Bilderberg'e en çok giden siyasetçilerden biri kim diye sorsam Ali Babacan desem. Şu anda Ali Babacan ne yapıyor desem, değil mi yani? O yüzden Bilderberg önemli bir toplantıdır. CFR önemli bir kuruluştur. İlluminati, masonlar, tapınakçılar. Bu gruplar için 15 Temmuz önemli bir günü ifade ediyor. Yani rastgele seçilmiş, tesadüfen seçilmiş bir gün değil 15 Temmuz. Şöyle kapatalım mevzuyu. Konfüçyüs'ün güzel bir sözü var. Ne sözler ne kanunlar dünyayı semboller yönetir demiş Konfüçyüs. Semboller, günler, sayılar çok önemli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.